Herkese merhaba. Tam da mevsimi olan domatesden bugün bir çorba tarifi paylaşacağım. Fırında közleyerek yapacağım bu çorbayı hem çok pratik hem de fesleğen yaprakları ve limon kabuğuyla da tatlandıracağım. İsterseniz soğuk, isterseniz sıcak içebileceğiniz bu tam yaz çorbasının hemen yapılışına geçiyorum. Öncelikle sıcak suya koyduğum, beklettiğim, şöyle domateslere bir artı işareti yapıp sıcak suda beklettiğim domateslerimin kabuklarını soyarak işe başlıyorum. Kabuklarını soymadan da yapabilirsiniz. Sonunda yine rondoyla bunu ezeceğiz. Ama ben kabuklarını soymak istedim. Şimdi suyunu süzüyorum. Ve hemen şöyle domatesin kabuklarını soyarak başlıyorum. Zaten gördüğünüz gibi soyulmuş neredeyse. Domatesleri kenara alarak devam ediyorum. Şöyle altı kaymasın diye de bir borcam kabım vardı. Derin bir borcam tencerem. Onun içine önce bir tane kuru soğanım var. Ben onu şöyle gelişi güzel bölerek en alt zemine yerleştirdim. Sonra bir tane kırmızı biberim vardı. Onun şöyle sap kısmını kestim. Ortadan çekirdeğini de çıkardım. Onu da şöyle iri iri doğradım. Şimdi domateslerimi şu ortadaki sap kısmını alarak güzelce iri iri doğruyorum. Bu arada fırınınızı 180 derecede çalıştırırsanız bekleme durumunda kalmazsınız. Şurada yarım tatlı kaşığı kadar acı biber salçam vardı. Onu da ilave ediyorum. Tuz, zerdeçal, zencefil, karabiber, kırmızı biber. Onları da şöyle damak tadınıza göre bunları eksiltip arttırabilirsiniz. Yine sarımsaklarımı şöyle irice doğruyorum. Şimdi birazcık limon kabuğu rendesinden yararlanacağım. Şöyle birkaç tane kabuğundan. Bu da çok güzel bir aroma verecek. Şimdi arkadaşlar şöyle fesleğen yapraklarım vardı. Onları da şöyle kenarlara yerleştiriyorum. Hepsi bu kadar. Bir bardak sütüm kaldı. Onu en son fırından çıktıktan sonra kullanacağım. Bir de sirke yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar şöyle ilave ediyorum. Yine 2 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. Şimdi 180 derece fırında domateslerimin üzeri közlenene kadar pişirmeye gönderiyorum. Evet, domatesleri fırından çıkardım. Şöyle hemen tatlı bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Şimdi ocağımın altını yakacağım.
yani el blenderıyla güzelce çırpacağım çorbamı. Şimdi çorbamı güzelce ezdikten sonra bu kıvam birazcık yoğun bir kıvam. Bunu zaten bir bardak sütümüz vardı ilave edeceğimiz. Ama yine de ben birazcık sıcak su ilave edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi biraz daha seyrelttim. Şimdi sütü ilave ediyorum. Şimdi birazcık daha çırpacağım. Şimdi şöyle bir kıvamına bakıyorum. Evet, gayet güzel. Arzu ederseniz siz birazcık daha süt ya da sıcak su ilave edebilirsiniz. Çorbam şöyle hemen bir tık kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Çorbam kaynadı. Şimdi altını kapatacağım. Çorbamı servis ettim. Tadına da baktım. Çok lezzetli. Umarım tarifini beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.